İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Batı Afrika turunun ikinci durağı Gana'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Nijerya'nın dış işlerinden sorumlu devlet bakanı ve başkent sınırları federal bakanı törenle karşıladı. Erdoğan için Nijerya Devlet Başkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile baş başa görüştü. Erdoğan, terörle ilgili mesajlarını bu kez Nijerya'dan verdi. Terör örgütünün dini milleti yoktur dedi ve uyardı. Terörün bir dinle irtibatlandırılması ancak teröristlerin ekmeğine yağ sürer. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya ile her alanda olduğu gibi terörle mücadelede de işbirliğinin süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sur çağrısı yapan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a da tepki gösterdi. Bir terör örgütüne çağrı yapmak, parlamento içindeki bir milletvekilinin görevi olamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan savcıları göreve çağırdı. Başkent Abuja'daki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turunun son durağı Gine'ye geçecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül kararını değerlendirdi. Süreç tamamlanmadan verilen kararla mahkemeyi yönlendirmesi, Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aşan bir tutumdur dedi. Davutoğlu, bütün mahkeme süreçlerinin anayasaya bağlanması anlamına gelmez ama dava sürüyor. Beraat ettikleri anlamına gelmez. Temyiz işlemleri tamamlanacak. Sonra Anayasa Mahkemesi karar verebilir diye vurguladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sur çağrısına da tepki gösterdi. Bunların hiç silahları bırakın dediklerini duydunuz mu diye soran Davutoğlu, bunların meselesi teröristlerle işbirliği yaparak Türkiye'yi kaosa sürüklemek. Buna izin vermeyiz dedi. Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Cizre ilçesinde tamamlanan operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İlçede güvenliğin tamamen sağlandığını söyleyen Vali Su, vatandaşların zararının karşılanacağını ve bundan sonra da terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Su, yapılan başarılı operasyon sonucu Cizre ilçemizde kamu düzeni tesis edilmiş, barikatlar ve çukurlar bertaraf edilmiş, teröristler etkisiz hale getirilmiş ve vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerini kullanacağı huzur ortamı sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın terör sebebiyle oluşan zararları için hasar tespit çalışmaları başlayacak olup vatandaşlarımızın yardım etmesini rica ediyorum dedi. Şırnak İdil'de devam eden operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Genelkurmay Başkanlığı'nca yapıldı. Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Diyarbakır'daysa terör örgütü mensubu 10 terörist yakalandı. Öte yandan Kilis ve Gaziantep'te DAEŞ terör örgütüne katılmak için Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişi gözaltına alındı. CHP, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın anayasa masasına dönün çağrısına olumsuz yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahraman'a yazdığı mektupta masaya dönmeyeceklerini ifade etti. Mektuba ilişkin ayrıntıları CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök açıkladı. Gök, hükümet modeli başkanlık olan bir çalışmanın içinde yer almayız dedi. Levent Gök, 24. dönem parlamentosunda olduğu gibi 26. dönem parlamentosunda temsil edilen Adalet ve Kalkınma Partisi dışındaki 3 partinin tercihinin parlamenter sistemden yana olduğu görülmektedir. Bu durumda hükümet sistemine başkanlık olarak ortaya koyan Adalet ve Kalkınma Partisi ile yürütülecek bir çalışmanın sonuç getirmeyeceği açıktır diye vurguladı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Birlik, Huzur ve Demokrasi Eylem Planı kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin milletvekilleriyle görüştü. Toplantıda 10 maddelik eylem planı masaya yatırıldı. Terörle mücadele, terörden etkilenen vatandaşların maddi ve manevi kayıplarının giderilmesi, milli birlik ve kardeşlik sürecine katkıda bulunacak adımların atılması. İşte bu 3 ana başlık, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Mardin'de açıkladığı Birlik, Huzur ve Demokrasi Eylem Planı'na bağlı olarak AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda değerlendirildi. Toplantı görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya meclis kulisinde Selahattin Demirtaş'ın kısa süre önce yaptığı Diyarbakır'daki herkes sura yürümeli çağrısı soruldu. Efkan Ala bu sözlere sert tepki gösterdi. Ala, bu açık bir provokasyondur. İzahı yoktur. Provokasyonu yapan sonuçlarına katlanır. Halkımıza çağrımız provokasyonlara prim vermemeleridir dedi. Asgari ücretlilerin beklediği haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu verdi. Vergi diliminden dolayı Ağustos'ta asgari ücretin 1300 liranın altına düşmemesi için maliyet tablomuzu yeniden değerlendirebiliriz dedi Soylu. Süleyman Soylu emeklilere de müjde verdi. Emekliye promosyonun netleşmesi için ay sonunu işaret etti. Soylu'nun gündeminde taşeron işçiler de vardı. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın verdiği 21 Mart tarihini bağlayıcı olarak değerlendirdi. Çalışmaların hızla sürdüğünün altını çizdi. Pasolik uygulaması devam edecek. Ankara 16. Tüketici Mahkemesi uygulamanın kısmi iptaline karar verdi. Ancak mahkeme taraftarların adres, telefon gibi kişisel bilgilerinin şirketler ve anlaşmalı kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına olanak sağlayan maddeyi iptal etti. Mahkeme bu bilgilerin Maliye ve İçişleri Bakanlığı ile paylaşılabilmesini kapsam dışı bıraktı. Taraftar Hakları Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Ulusoy, Pasolik ve e-bilet uygulaması kalkana kadar tribün boykotunun süreceğini söyledi. İbn C davasında mahkum olan ve yeniden yargılanan Salih Mirzabeyoğlu beraat etti. Mahkeme heyeti, isnat edilen suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden Mirzabeyoğlu'nun beraatine hükmetti. Aynı davadan hüküm giyen Saadettin Usta Osmanoğlu'nun da beraatine karar verildi. 28 Şubat döneminde tutuklanan Salih Mirzabeyoğlu, anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak suçlamasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmış ve idam cezasına çarptırılmıştı. Cezası, idam cezası kaldırıldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti. İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunan adalarına gitmeye çalışan 118 göçmen yakalandı. Dikili ilçesi Bademli Garip Adalar açıklarında yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir lastik botun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 62 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çeşme ilçesi açıklarında tespit edilen bir lastik bot içinde de Afganistan uyruklu 56 göçmeni yakaladı. Hacı adaylarının gözü kulağı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaydı bugün. Çünkü hac kuraları çekildi. Bu yıl kutsal topraklara 59.200 hacı adayı gidecek. Kura töreninde konuşan Hac ve Umre Genel Müdürü Enver Güneş, sonuçların saat 21'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebileceğini söyledi. Güneş, bu sene Suudi Arabistan'dan ek kontenjan talebinde bulunduk. Henüz talebimize yanıt verilmedi. Cevap gelirse o kadar kardeşimiz daha hacca gidecek dedi. Endonezya'da 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin batı kıyısındaki Sumatra adasında meydana gelen depremde ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Depremin ardından kısa süreliğine tsunami alarmı verildi. Ancak daha sonra alarm kaldırıldı. Bugüne kadarki en uzun uzay görevi başarıyla tamamlandı. Biri Rus kozmonot ve bir Amerikalı astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdikleri yaklaşık bir yılın ardından dünyaya döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nden Scott Kelly ve Rus Mikhail Kornienko'yu taşıyan Soyuz kapsülü Kazakistan'a indi. İkili uzay şartlarının insan vücudu üzerindeki etkilerinin de gözlenmesine olanak sağladı. İngiltere'de muhteşem ikili. Nadir görülen bir kas hastalığına yakalanan 7 yaşındaki Owen Hawkins'le 3 ayaklı Sivas Kangal köpeğinin dostluğu dünyaya örnek oldu. Tak Owen.
Evet. Görenleri kıskandıran dostluk hikayesi 2012 yılında başladı. Köpek dövüşleri için İngiltere'ye götürülen 5 aylık Sivas Kangalı bacağını kaybedince Owen'ın ailesi onu sahiplendi. Hastalığı yüzünden hareket etmekte zorlanan, gözlerini dahi açamayan Owen, Hatchi ismini verdiği Sivas Kangalı ile arkadaşlığı sayesinde artık biraz daha rahat ve çok mutlu. Engel tanımayan ikili ilk olarak kendi kasabalarındaki köpek yarışlarında birincilik elde ettiler. Başarılarına başarı katan ikili dünyanın en büyük köpek gösterisinde de birinci oldu. He made me more confident. And how much does it mean to you to be here in the final of Friends for Life? Amazing. I think we can see how much it means in your face. Good luck to you, Owen, and thank you for being here. The winner of Friends for Life 2013 with 54% of the vote is Owen and Hatchy. İngiltereli bir yazar, engelsiz ikilinin hikayesini kitaba dönüştürdü. Türkiye'de de satışa çıkan Hatchi ve Küçük Dostu adlı kitabın satışından 1 Türk Lirası Kas Hastalıkları Derneği'ne, 1 Türk Lirası da hayvanları korumak için kurulan Yaşam Hakları Derneği'ne bağışlanıyor. Bu duygulandıran bu güzel görüntülerle nokta koyuyoruz İşitme Engelliler Haber Bülteni'ne. Hoşçakalın. Ve sayın seyirciler, haber ajandasında şimdi ekonominin nabzını tutacağız. Tekrar piyasa raporu gelecek ekranlara.